Dinle çocuk. Bu büyük evren Tanrı'nın masasıdır. Güneş ise lambası. Dünya Tanrı'nın kitabıdır ve o sayfalarını çevirdikçe döner dünya. Bu büyülü kitap her gün, her yeni sayfada Tanrı'nın ilgisini çeken hikayeler sunar Tanrı'ya. Tanrı, milyonlarca yıldır insanlığın ona sunduğu hikayeleri okuyor. Ne var ki dünyayı yönetenler insanlık hikayelerini öldürmek üzere. Ne eski aşklar, ne eski destanlar yaşanıyor. Tanrı bir gün bu kitabı okumayı bırakacak ve kıyamet işte o zaman kopacak. İhtiyar ayağa kalktı. Asasını Asım'a doğrulttu. Sen çocuk, şaşırt Tanrı'yı. Aptal ıslatan derlerdi böyle yağan yağmura. Fark etmeden insanın üzerindeki elbiseleri baştan aşağı ıslattığı için böyle bir isim takmışlardı. Bir şikayeti yoktu Asım'ın. Korkmadan özgürce ıslanıyordu. Dünyadayken yağmurdan bir öcü gibi kaçardı. Gözü şemsiye satan seyyar satıcıları arardı hemen. Halbuki bahar yağmurlarında ıslanmak gibisi var mıydı? Hele bir de yanında sevdiği varsa, hele bir de yağmurdan sonra salaş bir çay bahçesine yolun düştüyse ve tesadüfe bak ki çaycı çayı yeni demlediyse, tavşan kanı çaylar buharı tüte tüte gelse ve çayı sevgilinin soğuktan pembeleşmiş yanaklarına baka baka içsen, bardağı tutan elin ısınsa, hiç düşünmeden sevgilinle paylaşsan bu sıcaklığı, elini tutsan. Asım önünde duran çakıl taşına ayağıyla vurdu. Vay be, biz yaşamamışız arkadaş.